Aziz Peygamberimiz Efendimiz bütün peygamberler gibi evet evrensel kıyamet gününe kadar geçerli olacak Kur'an-ı Mübin ona indirildi ama yalnızca bir tebliğci kendisine indirilenleri aktarıyor. Okuyor, açıklıyor, uyguluyor o kadar. Dileyen inanır, isteyen inanmaz. Arzu eden şükredici olur, etmeyen nankör. Peygamber sannızca tebliğ eder. O kadar. Tarihi rivayetler onu gösteriyor ki aziz peygamberimiz kendisine Mekke-i Mükerreme'de kol kanat geren amcası Ebu Talib'in hidayet bulmasını dahi sağlayamadı. Son derece üzülüyordu. Ama son derece. Çünkü baba yetimiydi, dede yetimiydi, amcası tarafından büyütülmüştü. Ve bütün Mekke mütecavizlerine site devleti yet yetkililerine karşı peygamberimize kol kanat germişti. Fakat iman da bir nasip olgusu öyle ifade edeceğim. Son derece üzülüyordu ve peygamberimize uyarı geldi. Kasas suresi ayet 56. İnmeke la tehdi ben ahbabta. Ey peygamberim sen sevdiğini doğru yola erdiremezsin. Velakin Allah yahdi men yasha. Allah dileyeni ve dilediğini erdirir. Kul ister sebeplerine yapışır. mevlada. ilahi kanun odur hidayet yollarını açar. Peygamber istediği için bunu gerçekleştiremez. Evrensel bir peygamber. Bana ne kadar yakınsa ailesine de o kadar yakın. Bana ne kadar uzaksa ailesine de o kadar uzak. Siz talip olacaksınız. Allah size hidayet yollarını açacak. Peygamberin tebliğleri de aracı olacak. Biliyorsunuz Gâşiye suresinde Gâşiye suresinde evet Fezekkir innemâ ente müzekkir Sen öğüt ver. Çünkü senin görevin öğüt vermektir. Leste aleyhim bi Sen zorba değilsin zaten mümkün değil. Hazreti Peygamber'in etkili olabilmesi için muhatabın mutlaka Allah'a ve ahiret hayatına iman eder olması lazım. Ahiret hayatına iman etmeyeni de Peygamberimiz etkileyemez. Bunu ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. Fezekkir bil Kur'an'i men yekâfu va'id benim huzurumda sorgulanacağına, azaba uğrayabileceğine inanan kişileri ey peygamberim. Bundan korkanları Kur'an ile uyar. Hepimiz Yasin'i okuyoruz. İnnemâ tünziru men ittaba'a zikra. Ey peygamberim sen ancak sana indirilen vahye inananları uyarabilirsin.